hadi. Podyumun açılışını yapıyor Ayşenur Balcı podyumda. Geldin Ayşenur. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Paris Moda Haftası. Paris Moda Haftası. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Gel bakalım. Evi taşıdın, güçsüz düştün tabii. Evet, yoruldun. Yoruldum. Bir de buraya koşturma. İyi olacağım, toparlanacağım. İnşallah, İlaç falan işte. İnşallah. Ezgi. Ben çantanı beğenmedim. Bir de şortundaki büzgüleri çok beğenmedim ama onun dışında çoraplarını, deri ceketin hoşuma gitti. O kadar. Çok teşekkür ederim. Yuşa. Ya deri çok sevmem ama güzel. Belki bir jean short da olabilirdi, gri falan. Ama yine genel havan güzel. Biraz çantan fazla sadece. Çok teşekkür ederim. Tuğçe. Ayşenur gerçekten ilk defa kendi tarzına geldi All-Star'a başladığımızdan beri. Yani dışarıda bu halde gezer Ayşenur, yapar. Güzel olmuş, çantasını beğenmedim. Ayakkabıda daha değişik ayakkabıların var senin. Daha böyle esprili bir şey kullanabilirdin. Güzel, beğendim. Çok teşekkürler. Hazır mısın Ayşenur'cum? Hazır. Zorlamayalım fazla seni. Geçebilirsin jürinin karşısına. Ayşenur Balcı'nın kıyafeti ne kadar toplamına bakalım. Şapka 20 TL, ceket 150 TL, çorap 30 TL, şort 89 TL, ayakkabı 120 TL, atlet 50 TL, çanta 50 TL. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum. Ne oldu sana? Hasta oldum. Üşüttün, öksürüyorsun. Evet. Birazcık sinüzit başlangıcı gibi bir şeymiş sanırım. Aa, kaç gündür ne neşeliydin? Toparlanacağım yine. Aa, vitaminler falan, evet. Aldım ilaçlarımı. Heh, aferin sana. Nereye gidiyorsun? Paris Moda Haftası. Aşağı kurtarır mı bizimkileri? Herhalde. Yani yakında Moskova'ya gideceksiniz defileye. Oraya gidiyorsun. Gözlüklerin nerede Ayşegül? Ayşenur, sen gözlüksüz çıkmazsın. Gözlük şapkayla fazla olur diye takmadım. Çok hareketli şapka. Ha. Bugün çıkmadım. Anladım. Çantanı sevmedim ben de. Saklı. Sakla onu. Çünkü kafandaki hareketli, ceketin, o montun hareketli. Bir de keşke o çoraplar olmasaydı, daha değişik bir şey giyseydin onun altına. Ne bileyim ben, dize kadar falan. Çizmelerini çok beğendim. Bir tane de bana alsana, ucuzdur onlar. Evet, çok ucuz. Bugün gerçekten hastasın. Ama yine de çok kötü gelmedin. Biraz moralin de mi bozuk seni? Aa, yok, sadece sesin sakın falan bozulmasın, çok bozulmasın moralin. Sakın bozma moralini. Tamam, bak, söz veriyorum. Söz ver bak, biliyorsun sen her zaman hep deriz ki Ayşenur'umuz bizim iyi bir yarışmacılardan bir tanesindir sen. Ama senin kafa gel git olduğu için bazen koy veriyorsun. Bazen yukarı çıkıyorsun borsa gibi, bazen yere vuruyorsun. Bugün de sana ben şöyle bir arkaya da bakayım. Böyle arkaya da bakayım bugün. Bu ne biçim gemi? Hani benim bir caps'im var ya, beğenmeyen caps'im. Sana 6 veriyorum. Ayşenur. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Fiyatları bakıyorum. Uygun fiyatları,
yerine göre, evet. Dikkat çekici. Butun parçala dikkat çekici tek tek. Aya ama güzel uyum yapmışsın yani. Çok rahatsız etmiyor. Çorapla dikkat çekici, kulakla dikkat çekici, ceketi öyle, çanta, ayakkabı, her şey güçlü bir parça aslında. Tarz parçalar kullandın. Ama kombin yaparak uyumlu görünüyor. Hiç rahatsız etmiyor yani. Çok teşekkür ederim. Bazı başarabildiysem ne mutlu. Söylüyoruz yani çok fazla star parçalı birbirine karışmayın. Ama sen de güzel durdu, iyi yaptın, yakıştı. Yani 400 TL'yle gibi bir bütçeyle bunu başardın. Ben de bendim sana çok bugün. Çok teşekkür ederim. Aha İvan abi bugün çok bonkör. Ben hoş bugün geldin. Cimriyim. Hoş buldum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sen bu tarz stylingleri iyi beceriyorsun. Yani eline yüzüne bulaştırmadan işin içinden çıkabiliyorsun. Çok ince bir çizgi var. Sen başarıyorsun bunu. Beğeniyorum seni böyle. Çok teşekkür. Abuk sabuk şapkalar sana yakışıyor mesela. Bu şapka çok tatlı. Deriyle deri ben çok bayılmam ama bunun ne olmuş? Çorabını sevmedim, çantanı sevmedim. Keşke file çorap giyseydin. Daha, keşke. Daha güzel olurdu. Şimdi benim kitabımda 5 beğenmedim. 6 beğendim. Çok teşekkür. 7 bayıldım. Teşekkürler. Geçebilirsin Ayşen Hocam yerine. Tekrar geçmiş olsun. Tuğçe Ergiş'i podyumda. Hoş buldum. Zorlanıyor musun ayakkabıyla yürürken? Yok, gayet rahat. Ha. Ama biraz sıcak olduğu için kayıyor olabilir. Ha, ondan. Nasıl rozetli hayat? Hiç güzel değil. Ne oldu, ne hissettin? Yani biraz daha iyi hazırlanmam gerektiğini hatırlattığı için. İyi geldi. Bu sefer şey yapmadım, hemen düşüş yaşamadım da inşallah sondur. İnşallah. Motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum bu sezon. Senin de moralin çabuk bozuluyor. Evet, maalesef. Ama yani eskilere göre çok çok daha iyiyim, daha kolay toparlanabiliyorum. Umarım son olur. Yani iyi değildi. İkinci haftadan iyi değil. Yani bana yakışmadı. Nereye gidiyorsun? Ben yazlık Bodrum'da olayım. Marina'da yemek yiyeyim. Sonra da Fatih Erkoç konserine gideyim. Güzel plan. Yaptığımız ve güzel plan. Çok da istediğim, sevdiğim. Özden. Gitti o elindekini ben halüsinasyon görmüyorum değil mi? Taşlı bir kot yedekle geldi. Evet onu giyecektim. Beyazın üstüne taş iyi gider ama çok sıcak giymeyeceğim. Yani tam tarzda olacakken sanki böyle arkadan bir sandalyeni çekmiş de düşmüş gibi olmuşsun Tuğçe. Hiç beğenmedim ben bugün seni. Sadece yüzün makyajın güzel. Onun dışında hiç beğenemedim. Çiğdem. Yazı çok severim. Yazın da en güzel rengi zaten. Kırmızı ruj da çok yakışıyor. Fakat ben püsküllerinden ve elindekinden pek hoşlanmadım. Ve etek boyunu pek sevmedim. Ama baktığın zaman kuğu gibi tertemiz duruyorsun. Bilmiyorum. Gülşah. Tuğçe ben bir şey demek istiyorum. İlk sezonda sizi izlememiştim biliyorsun. Burada biraz tanıma fırsatım oldu. Az çok senin de tarzını çözdüm. Sen burada en çok isyan eden, ikizlerin birinci olmasını isyan eden birisin. Ben de cidden güçlü, hani olabilecek biri olarak düşündüm ama ben senin özgüvenine hayran kaldım. Neden dersen, yani bana göre senin tarzın bayağı kişiye göre kötü. Hele o kot yeli alıyorsan bazı parçalar vardır. Yanlış yaparız, hata yaparız, fazla yaparız, eksik yaparız ama yine de bir stilin vardır. Kötü giyinsen de ama o kot yeli alıyorsan bence sen ikizlerin birincisine çok bir şey söyleyemezsin. Beyazın üstüne bu gerçekten iyi durur ve yaz akşamında çok, da giyilebilecek yani bir kottur. Hani ben seni kişinin ya da bir şey söyleyemem. Zaten tanımıyorum. O konuda beni ilgilendirmez. Ama sen böyle vücudunun artısını kullanan kişisin. Tarz olan biri değilsin. Tek parçalarda yani benim hani moda adında reyon. Yani reyon tarzısın. Yani reyondaki tek parçalar tulumlar, elbiseler, ikili parçalar tamam. Ama spor kombinlerde biraz senin zayıf noktan çıkıyor. Üçlü sporda ikilerde. Sporda hiçbir zaman başarılı olamadım. Dünkü gibi burada. Mesela. Yani ben gördüğümü söylemek istiyorum. Çünkü izliyorum. Evet haklısın. Ama ben de kendi yorumum. Sonuçta ben birinci olmadım. Ben de kendime göre tabii ki iddialıyım. Yo, bayağı bir tepki verdin çünkü isyanlara. Nitekim beni buraya aldılar. Birinci olmuş insanla benim
aramda tabii ki seviye farkı olmalı. Nitekim ben ondan daha iyi olsaydım ben birinci olurdum. Ben dördüncü oldum, ben kendim birinci gibi görüyorum belki. Sen görüyorsun ama ya. Ama bir şeye güveniyor, onu demiyorum. Sen o kadar çok iki haftadır bu kelimeyi söyledin ki. Bu, hani bayağı bir güçlüsün. Ben onun daha iyi olmasını beklerim. Çünkü birinci olmuş. Benim İmkanlar görüşüm yani ben biraz bu konuda hani böyle çok izlerken hani kıyafet konusunda diyorum. Yani nasıl diyeyim, sası üstündekiler. Sen bence ilk sezonun hani ilk zaman daha değişik o parçalar, kalem elbiseler vücudun avantajından bence biraz beğenildiğin yani gibi geliyor. O da geliyor. Benim avantajımmış yani. Ama o kot yeleği, o kot yeleğinden sonra senin tarzın olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Saygılıyorum. Dışarıdaki insanların sana iyi giyiniyorsun demesi, senin bir kalem elbise giydiğinde fiziğinin iyi olduğu için onu taşıman bence. Ama şu an o kot yelek ya 2007 yılından kalma bir bolero ya da çocuk reyonundan alınmış. Bunu İstersen anlayan anlar daha önce çocuk reyonundan da giyiniyorum ben. Daha önce Ezgi'ye üzerindekini çıkar demiştim. Ben de onu giymeni istiyorum. Bir giyer misin bakacağım? Tabii ki giyerim. Ver çantanı bana. Ah, teşekkür ederim. Bunu da beyaz üstüne böyle bir kombine kimse kot ceket kullanmadı. Hadi, zaten bana gelince babet giyinmiyor, kot ceket giyinmiyor. Ama bu Türkiye'de değil dünyada giyiniyor. Evet, iyisi var kötüsü var. Ben iyi olduğunu düşündüm ben ki aldım şey geldi giyiniyorum. Mi? Senin şu üstündeki ceketi birinci sezonda ilk hafta elenenlerden hiç kimse giymezdi. Ben giydim geldim ve all star giyilmezdi. Giydim geldim. Hadi diyelim ki kot ceketi giymedin Tuğçe. Eteğini daralttırdın, bir geceye gittin. Üstüne böyle bir ceket alır mısın gittiğin evet. gecede? Evet. Ben de senin tarzın olduğunu düşünmüyorum. Nazlı. Sadece şunu söyleyeceğim. Ben seni ilk sezonda izledim. Hep tek parça giyiniyordun. İşte fiziğinin avantajını kullanıyordun. Geçen hafta burada yoktum. Ne hep giydin? Hep tek parça değil. Yani. Yani genelde öyleydi. Ne giydin giymedin bilmiyorum geçen hafta burada olmadığım için. Ama dün üzgün surat aldın. Efendim? Dün üzgün evet. surat aldın. Hani çok iddialı gelmen gerekiyordu. Bizim hepimizi şaşırtman gerekiyordu burada. İşte ben işte aslında böyle giyiniyorum. Benim tarzım var. Diye ama biz şaşıramıyoruz şu anda ve üzerinde hata var. Stil yarışmasındasın. Eteğinin boyu yanlış. Ya bu boyla çıkamazsın burada. Hepimiz biliyoruz ki ya burada olacak etek dün, ya burada yani olacak. Dün yani yaptırdığım yerdeydim. Bu boy yapmaya karar verdik. Mini boy yaptırmamaya karar verdik. Ve ayrıca ben daha önceden çok çok fazla hazırlanmadım. Hani şey için söylemiyorum. Aa, şahane şeyler. Şimdilerde yapmaya başlıyorum. Daha yeni başladık. Daha yeni yeni. Sen bu hafta geldin. Biz daha şeyden başladık. Ben de sana şaşırıyorum aslında. Senin bana şaşırman çok normal. Ben kendi giyeceklerimi giyemiyorum. Öncelikle şunu belirteyim. Ben kendi giyeceklerimi giyemiyorum. Şu anda giymek seninle. Zorunda olduğum bir siyah var. Onu giymekle yükümlüyüm ve siyah seçenekleri azdır ama aha. mesela saçak buradan sallanıyor, orada taşlı bir yelek giyiyorsun. Hani elbisen dümdüz beyaz olsaydı bu yeleği giyebilirdin. Ben ama oradan geldim. Saçak, buradan taş. Bilmiyorum beyaz yani. Beyaz üstüne bu arada taş güzel dur. Hazır mısın Tuğçe? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Tuğçe Ergiş'i, ayakkabı 50 TL, çanta 60 TL, kıyafet 200 TL, ceket 150 TL. Hoş geldin Tuğçe. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz? Ben de iyiyim, teşekkürler. Dün... Evet, üzgün suratım. Sen yüzünü aldın değil mi? Evet. Ama moral yerinde. Gayet. Tamam. Tuğçe, üzerindeki hem bluz hem de etek demode buldum. O giydin kotun yani şey yeleği, payet ya da neyse simları hiç olmadı. Keşke kot pantolon eğer böyle bir kot ve beyaz yapmak istiyorsan kombin olarak o büstiyeri kot pantolonu ile kombin edebilirdin. Tabii ki o yeleksiz. Parlak simli yelekler çok yani genç 15 yaşında kızlar giymeli bence. Senin için değil bu. Çanta da öyle. Mektup çanta klasik. Sürekli onu takıyorsunuz, alıyorsunuz. Fark bir şey göremiyorum. Sanki ilk programdayız. Öyle hissediyorum. Çok fazla tarz göremiyorum. Yani çok fazla değil, tarz göremiyorum. Maalesef 5. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş buldum.
Gardırobundan mı yeni mi aldın? Yani yeni yaptırdım ben bunu. Yaptırdım. Vardı. Evet, kendime göre daralttırdım. Yani yanlış. Eteğinin boyu yanlış. O boyda o bilekten kesen ayakkabı olmaz. Bu jean şey neyse artık o taşlı tuşlu olan şey. Kurtul ondan. Hiçbir daha giyme lütfen. Çıkartayım. At hatta köprüden. Ya atmayayım da kalsın. At tamam. At bir şey olmaz. Yok atmayayım. Yeğenin falan varsa ona ver. Ya çocuk reyonundan bu arada gerçekten giyiniyorum yani. Hep giyme. Giyme. Sen Tuğçe tamam. Ergiş'isin, giyemezsin. Eyvah. Bu rozet senin moralini mi bozdu? Ya, bozdu tabii. Biraz illaki. Ya, ama buradan ne kraliçeler rozetlendi ya geçen hafta. Sıkma ama canını o kadar. Ama benim ilk gelişimde hemen böyle şak diye hani bir ikiye falan alışsaydım. Her yarışmacı bir kere illa rozetlenecek kanımca. O yüzden sıkmayın canınızı. Çok üzgünüm. Parçaların çok ekonomik aslında ama ekonomik ama şık değil. Teşekkürler. Ah Tuğçe, ah Tuğçe. Eyvah eyvah. Ay yok ayol ben. Ben bonkörüm biliyorsun. Her zaman. Tuğçe, keşke o büsüyeyi saçaklıyı şortla falan giyseydin. Yani o etek, ben sende hayatımda böyle bir etek görmedim. Yani bu boyda, yani olamaz böyle bir şey. Uzun olsun yani, hep de mini olmasın dedim. Bu boyda kullanayım dedim. Ben zaten ne zaman değişik bir şey yapmaya çalışsam. Sen öylesin, evet. Evet, onun için ne zaman yani çalışsam. Bildiğin yolda gitsen. Evet. Hiç öyle değişiklikler yapma. Yok. Evet, aynen arkadaşlarım benim söyleyeceklerimi söylediler. Hakikaten o, mesela benim yeğenlerim var 11 yaşında. Öldürsen ve dünyanın en iyi markası da olsa o taşlı. Tabii. Asla giymiyorlar. Çünkü bitti artık çok bunlar demodem. Yani. Çok de o başka bir line artık yani. Onun mesela sadesini tabii ki giyebilirdim. Giyiyorum. Daha koyusu giyebilirsin. Olmamış Tuğçe'cim. Ay ne olur tamam. Toparlan Tuğçe. Tamam. Toparlan hayatım. Ama yıkılıyor saç, makyaj. Teşekkür ederim. Beş beş. Baş baş.